Evet, merhabalar. 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün projelerimiz, çalışmalarımız başlığı altında bir misafirimiz olacak. Üniversitemizin Makine Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Zeki Kral hocamız misafirimiz. Bizim alanımızda bugün konuşacağımız konuda çalışmamız olmadığı için hocamızın tecrübelerinden faydalanacağız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Ulaş hocam. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun hocam, çok teşekkürler. Zaman ayırdınız, çok sağ olun. Hocam evet. Kısaca biraz sizi tanıyarak başlayalım. Ondan sonra da konumuza geçeriz. Tabii, teşekkür ediyorum hocam öncelikle böyle bir imkanı sağladığınız için. 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde makine teorisi ve dinamiği anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda üniversitemizin Endüstri 4.0 koordinatörlüğü görevini de yürütüyorum. Özellikle bilgisayar destekli tasarım, mekanik titreşimler, kontrol ve mekatronik konularında çalışmalar yapıyorum. Bu şekilde kendimi tanıtabilirim. Çok sağ olun hocam. Evet, yoğun bir gündeminiz var. Yoğun ünvanlarınız, yoğun çalışmalarınız var. Bu zaman aralığında hakikaten zaman ayırdınız bizim için de. Bugün 22.09 konuşacağız. Projenin özelliklerinden bahsedeceğiz ama sizin projenizin konusu kısaca neydi, neye benziyordu? Tabii kendi alanınızda biraz daha makine mühendisliği alanında bizim için biraz uzak olacak ama biraz daha kafamızda canlandırmamız adına projenizin kısaca konusunu alabilir miyiz? Tabii ki Ulaş hocam. 2 adet 22.09B projesi gerçekleştirdik bugüne kadar. İlki projemizin ilki kuyruk mekanizmasına sahip bir kendisini dengeleyen robot mekanizmasıydı. Bu çalışmada kuyruk hareketiyle dengesini sağlayabilen iki tekerlekli ve yük taşıma amacıyla tasarlanmış ve kontrol algoritmalı geliştirilmiş bir robot üzerinde çalıştık. Bu çalışmayla Teknofest'e katıldığı arkadaşlarımız ve Teknofest'te kendi alanında birincilik ödülünü de kazandılar. Sayısal modelleme ve kontrol tasarımı açısından oldukça yoğun, güzel bir bitirme projesi gerçekleştirdiler. Bir prototip çıktıya da ulaştılar. Bu şekilde ikinci projemiz de taşınabilir bir koordinat ölçüm sistemiydi. Endüstriyel uygulamalarda özellikle parça üretimlerinde kalite kontrol amacıyla, boyutsal kalite kontrol amacıyla geometrik ölçümler gerçekleştiriliyor. Bu ölçümler boyutsal ölçümler olabileceği gibi düzlemsellik, dairesellik gibi geometrik bazı boyut ölçümleri de olabiliyor. Bunları gerçekleştirmek üzere endüstriyel sistemler mevcut piyasadan satın alınabilir vaziyette. Fakat bunlardan daha ekonomik bir sistemi sanayi kuruluşlarının da kullanımlarına sunabilmek amacıyla bir bitirme projesi grubu ile bir prototip üretimine dönüştürdük. Bu şekilde iki adet proje çalışmamız oldu 22.09B kapsamında. Çok güzel hocam, çok sağ olun. Şimdi 22.09A ve B var. A projesi yanlış bilmiyorsam bir sanayi kuruluşunun desteklemediği projeler. B projesi de B başlığı da bir sanayi kuruluşunun desteklediği projeler. Burada ekibimiz nasıldı? Bu iki proje içinde uygunsa eğer hem destekleyen firmamız hem destekleyen kuruluşumuz hem de öğrencilerimizi bir seslendirelim, isimlerini geçirelim. Tabii ki 22.09A üniversite öğrencilerine lisans ya da ön lisans öğrencileri olabiliyor. Araştırma yeteneği kazandırmak için açılmış olan TÜBİTAK BİDEP tarafından desteklenen projeler. 22.09B ise bir sanayi problemini ele alan ya da sanayide kullanılma potansiyeline sahip olan bir çıktıya dönüştürülebilecek projeleri ele alan yine lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilerimizin başvurabilecekleri TÜBİTAK BİDEP tarafından desteklenen proje çağrıları, proje başlıkları. Bu projeler lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için araştırma yapabilme, araştırma projesi önerisi hazırlayabilme, bir projeyi yürütme ve proje sonuçlarını da sulu raporlama becerisi kazandırıyor. 22.09A'da öğrencilerimizin belirleyeceği konularda öğrencilerimiz kendileri de belirleyebilirler. Danışmanları aracılığıyla da kendilerine iletilen konularda çalışmalar yapabilirler. Bu şekilde bir mekanizması var. 22.09B ise yine sanayinin problemlerini giderebilecek ya da sanayide kullanma potansiyeline sahip olabilecek çıktıları hedefleyen projeler. İki projemizde de farklı öğrencilerimiz vardı. Aslında 22.09A ve 22.09B'de projelere öğrencilerimiz bireysel olarak başvurabiliyorlar. Yani bir kişi de başvurabilir ya da bir yürütücü artı 3 ekip arkadaşıyla birlikte, 3 öğrencimizle birlikte başvurabilirler. Bitirme projeleri bölümden bölüme farklı sayıdaki öğrencilerle gerçekleştirilebiliyor. Özellikle makine mühendisliği özelinde ifade etmek istersen örgün ve ikinci öğretimdeki öğrenci sayımızı da dikkate aldığımızda biz
Bazı projelerimizde 5-6 ekip arkadaşıyla birlikte çalışma durumunda kalıyoruz. Fakat 2209A ve B'de bir yürütücü artı 3 ekip üyesi olduğu için toplamda 4 öğrencimizle bu projeler gerçekleştirilebiliyor. Bu durumda ekipte eğer daha fazla kişi varsa, daha fazla öğrenci varsa o öğrencilerden feragatnameler alınıp yine TÜBİTAK 2209 A ve B'lere başvuru oluyor. Fakat ideal olan ve programın çağrı metninde de ifade edildiği şekilde bir yürütücü ve 3 öğrenciden oluşturulacak ekipler, bir tane de danışman olması gerekiyor. 2209 A'da akademik danışman mevcut. 2209 B'de de bir akademik danışman artı bir sanayi danışmanı mevcut. Sanayiden çalışılacak olan firma içerisinden belirlenmiş bir personel danışman olabiliyor. Sanayi firmaları Ar-Ge merkezleri ya da tasarım merkezleri ile organize sanayi bölgeleri içerisinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları olabiliyor. Bu kuruluşlardan da bir sanayi danışmanı belirleniyor. Birinci projemizde kuyruk mekanizmasına sahip olan kendinden dengelemeli robot sisteminde Depark'ta faaliyet gösteren InnoLife isimli bir firmadan destek almıştık. Lütfi Mutlu isimli firma sahibi. Kendisinin akademisyen kimliği de mevcut. Bize proje çalışmalarında katkı sağlamıştı. Proje ekibi içerisinde, yani projede emeği geçen arkadaşlarımın hepsinin ismini saymak istiyorum. Gökhan Arslan, Berkay Arslan, ki bu iki arkadaşımız şu anda TUSAŞ'ta çalışıyorlar. Erhan Duracakoğlu, Tolga Aşık ve Berkay Uçar isimli arkadaşlarımızla birlikte güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Kendileri pandemi dönemine denk gelmiş olmasına rağmen çalışmalarının laboratuvarda katkısı geldiler ve çalışmalara katkı sağladılar. Hem mekanik tasarım, hem sayısal analizler, hem de kontrol sistemleri tasarımı konusunda özverili çalışmalarla bir çalışır prototip elde edip daha sonra da Teknofest yarışmasına katılarak güzel bir derece kazandılar. Taşınabilir koordinat ölçüm sisteminde Regaip Hasan Açkın isimli arkadaşımız proje yürütücüsü idi. Onun dışında Yiğit Büyükbayram, Ahmet Mehmet Ali Kargın, Yusuf Karataş, Tayfun Emre Demirci ve Onur Öztürk isimli arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Dediğim gibi proje metinleri bu saydığım arkadaşlarımız bitirme projesi içerisinde bulunan arkadaşlarımız. Fakat 2209 A ve B'de bir yürütücü artı 4, özür dilerim 3 araştırmacı olmak üzere toplam 4 öğrencimiz ve başvuru metinlerinde kendileriyle ilgili iş paketlerinde görevlendirmelerini almış oldular. İkinci projemizde de Manisa'da faaliyet gösteren MND Bilim Sistemi bir firmadan Onur Keskin, Doktor Onur Keskin sanayi danışmanı olarak bize destek sağladı ve bu şekilde çalışmalarımız gerçekleştirildi. İkinci projemiz, yani taşınabilir koordinat ölçüm sistemine sahip, başlığına sahip projemiz halen devam etmekte. Proje süreleri 12 ay olarak belirleniyor. Bitirme projeleri devam ettikten sonra projenin tamamlanması ve TÜBİTAK raporlanması için belirli bir süre kalmış oluyor. Geçmiş oluyor. Evet hocam, çok teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi bütün tabii hem arkadaşlarımızı da tebrik etmek lazım. Öğrenci arkadaşlarımız çok disiplinli, güzel bir çalışma yürütmüşler. Hem de kuruluşlarımıza da teşekkür etmek lazım. Böyle bir projenin içerisine girip bir Ar-Ge projesini, hem de lisans öğrencileriyle yapılan bir projeye güvenip destek olmuşlar, çalışmaları desteklemişler. Çok teşekkür etmek lazım. Tabii hocam, konu başlığı hele ki ilerleyen süreçte gelişen bir şey, oturan bir şey. Bir noktadan, bir yerden filizlenmiştir mutlaka, bir tohumdan çıkmıştır mutlaka, ama bu firmanın, sizin, öğrencilerin, konunun birleşmesi nasıl oluyor? Yani öğrenci, ya en azından elinizdeki örneklerde siz konuyu getirdiniz, sonrasında mı firma ortaya çıktı, yoksa bir kuruluştan size bir sorun iletildi? Bu süreç nasıl başlıyor hocam, bu iş? Ulaş hocam, sizin bahsettiğiniz şekillerde proje başlangıcı söz konusu olabilir. Aslında bölümlerimizde sanayi ile olan işbirliklerinin artırılmasına yönelik yoğun çalışmalar sarf ediliyor. Özellikle son zamanlarda da bu çalışmalar artırıldı. Bizim örneğimizde, bizim 2 adet 2209B projesi örneğimizde proje fikrini ekip olarak bizler aslında ilk önce ortaya çıkardık. Bunun da ilk projemizde kuyruk mekanizmasına sahip kendini dengeleyen robot için uluslararası örneklerinden yararlanarak
Depolarda yük taşıyan iki tekerlekli fakat kuyruk mekanizmasının hareketiyle yükün bulunduğu konuma göre kendi dengesini sağlayan bir sistemi tasarlama çabasına giriştik. Aslında iddialı bir proje idi. Özellikle lisans bitirme tezi safhası içinde bir iddialı bir proje. Bunun çok başarılı örnekleri yurt dışında çok büyük Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkartılabiliyor. Ama hem öğrencilerimizi motive edebilmek hem de neler yapabileceklerini kendilerinin de görmesini sağlamak amacıyla böyle bir projeyle 2209B başvurusu gerçekleştirdik. Bu proje dediğimiz gibi bizim düşündüğümüz bir projeydi. Fakat endüstriyel kuruluşlarda özellikle Endüstri 4.0 kapsamında fabrikalarda yük taşımak için çok farklı sistemler kullanılıyor. Günümüzde kullanılan klasik sistemler hala mevcut. Bunlar forklift tarzı taşıma sistemleri bir operatör vasıtasıyla kullanılıyor. Fakat AGV denilen otomatik guided vehicle olarak ifade edilen otomatik yönlendirmeli araçlar ya da otomatik mobil robotlar şu anda endüstriyel kuruluşlarda yük taşıma amacıyla, farklı kapasitelerde yükleri taşımak amacıyla kullanılan sistemler. Biz de bunlara iki tekerlekli mobil bir araç ile acaba katkı sağlayabilir miyiz? Endüstriyel kuruluşlarda bu sistemlerin kullanımına da bir giriş yapabilir miyiz diye ülkemizde. Bu amaçla aslında başlattığımız bir projeydi. Bunun için kendimize bir sanayi ortağı arayışı içerisine girdik. Tabii ki burada daha önce temasta olduğumuz firmalar ve proje çıktısını kullanan ve potansiyeline sahip olan firmaları bulmak öncelikli olarak akademik danışmanın daha sonra da proje ekibi üyelerinin de çevresel araştırmalarıyla ortaya çıkabilecek bir durum. Bu örnekte benim daha önce farklı şekillerde temasta olduğum, çalışmalar yapmış olduğumuz bir sanayi kuruluşu bünyesindeki bir sanayi danışmanından destek almayı uygun gördük. Bu şekilde netleşmiş oldu aslında. Yani evet. Başlayan fikir bir noktaya doğru, özellikle sanayinin kullanabileceği bir noktaya doğru evrildi büyük ihtimalle. Evet. Doğru bir diğer örnekte de ulaşacağım. Durum aslında çok farklı değildi. Yani diğer örneğimizde de taşınabilir koordinat ölçüm sistemi projesini gerçekleştirdik. Bu da dediğim gibi endüstriyel kuruluşlarda özellikle üretim sonrasında kalite kontrolünde koordinat ölçüm sistemleri çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bunlara İngilizce kısaltmasıyla CMM cihazları adı veriliyor. Bu cihazlar oldukça büyük yatırımlar gerektiren cihazlar. Tabii ki hassasiyetleri çok çok fazla. Bitirme projesi kapsamında o cihazlarla eş değer hassasiyetlerde bir sistem geliştirmek tabii ki kullandığımız ekipmanlarla doğrudan ilişkili. Fakat yine ülkemizdeki sanayi kuruluşlarında da kullanılabilecek nitelikte belirli hassasiyetlerde ve toleranslarda ölçme yapabilecek bir sistemin geliştirilme fikri mevcut endüstriyel ihtiyaçlardan ortaya çıktı. Bu dediğim gibi danışman öğretim üyesinin ya da öğrencilerimizin kendi araştırmaları sonucunda firmaların ihtiyacı olabilecek çözümleri geliştirmeyle de alakalı projeler geliştirilebilir. Şu anda firmaların web sayfalarından faaliyet alanlarını öğrencilerimiz de takip edebilir. İlgi duydukları bir sektörde firmalara ulaşabilirler. Bitirme projelerinde bu firmaların ihtiyaçlarına yönelik çözüm geliştirmek istediklerini ifade edebilirler. Ve bununla ilgili olarak oluşturdukları ekiple birlikte kendi bölümlerinden araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ya da öğretim üyesi danışmanlarla bu proje başvurularını gerçekleştirip prototip çıktılarını elde edip projelerini sonuçlandırabilirler. Bu şekilde bu deneyimi yaşayabilirler. Evet hocam, çok teşekkürler, çok sağ olun. Özellikle dediğiniz gibi 9 Eylül Üniversitesi'nin bir araştırma üniversitesi kategorisinde olması ve bu araştırma üniversitesi hedefleri kapsamında hem araştırmalara odaklanması hem de araştırmaların sanayide karşılık bulmasına yönelik daha atak olmasından kaynaklı. Biz bu konuda biraz daha heyecanlıyız. Üniversite olarak son dönemde daha da heyecanlıyız. Daha fazla şey yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda çok değerli bir çalışma yapmışsınız. En azından bizim gibi henüz daha bu çalışmalara başlamamış bölümler için çok güzel bir önderlik ediyorsunuz. Tekrar çok teşekkürler bunun için. Ulaş hocam, burada şunu ekleyebilir miyim? Lütfen hocam. DEPARK'ta Teknoloji Transfer Ofisi DETTO bünyesinde bölümlerden özellikle Ege bölgesi, yakın çevremiz diyelim, firmaların
Lisans ya da lisans üstü projelerde ki şu andaki ana odağımız lisans projeleri, firmaların ihtiyaçları olan lisans proje konuları toplanıyor ve bunlar bölümlere iletiliyor. Yani öğrencilerimizin şu anda kendi bölümlerinde de bölümlerine iletilen ve endüstriyel firmaların, sanayi kuruluşlarının çözümlerini bekledikleri beklediğiniz ya da çözüm gerektiren sorunları bir proje başlığı altında görebilirler, bulabilirler. Bunları bölümlerinden talep edebilirler bu şekildeki bilgileri ve kendilerinin çalışabilecekleri, ilgi duydukları konuları uygun öğretim üyeleriyle ya da uygun akademik danışmanlarla birlikte yürütebilirler. Yani bu konuda da yoğun çalışmalar üniversitemiz bünyesinde gerçekleştiriliyor. Evet, evet hocam, çok sağ olun. Peki şimdi biz bu yayını şeye sunacağız, YouTube'a sunacağız ve herkes tarafından izlenecek. Aslında bir yandan tiyoları bu kapsamda çok almak istemiyorum ama birkaç tiyo da alalım hocam. Başvuru sürecinde mutlaka dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Yani bu başvuru raporları, başvuru duyuruları, işte çağrılar herkese açık. Bunları herkes yönetmelikleri inceleyebilir ve okuma dili de çok kolay aslında. Çok hızlı bir şekilde okuyup anlaşılabilir. Ama mutlaka arada bize söyleyebileceğiniz, burada biz bize sohbet ediyorken bize söyleyebileceğiniz, biz şuna dikkat etmiştik, şu da güzel oldu. Sanki başvurumuzun onaylanmasında, kabul edilmesinde, desteklenmesinde sanki katkısı oldu. Başvuranlar şuna dikkat ederse iyi olur diyeceğiniz şöyle 2-3 tane nokta alabilir miyiz? Tabii ki Ulaş Hocam. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bilimsel proje hazırlama olayı çok projelerin kabul edilebilirliğine etki eden, doğrudan etki eden bir durum. TÜBİTAK 2209 ve A ve B'de projeler değerlendirilirken proje önerisi yazıldı, proje önerisi hazırlandı ve bunlar TÜBİTAK BİDEP tarafından uzman kişiler ya da bir panel aracılığıyla değerlendiriliyor. Değerlendirmede dikkat edilen hususlar şunlar. Araştırma önerisinin özgün değeri çok önemli. Yani bir proje önerisinde bulunuyorsanız ki bu 2209B'de bir sanayi kuruluşunun problemini çözmeye ya da çıktının bir sanayi kuruluşunda kullanılmaya potansiyeliyle ilişkilendiriliyor. Önerdiğiniz projenin önerdiğiniz proje önerisinin özgün değeri. Yani bu proje konusu daha önce çalışılmış mı? Bunun için dikkatli bir literatür taraması yapmak gerekiyor. Zaten başvuruların değerlendirme sürecinde de önerilen proje konusunun daha önce önerilmiş ve tamamlanmış proje konularıyla ne kadar çakıştığı konusunda hassas bir kontrol sağlanıyor. Dolayısıyla özgün değeri olan projelerle yola çıkmakta her zaman için fayda var. Bu bütün projeler için geçerli olan bir durum. Amaç ve hedeflerimizi çok net olarak ifade etmek gerekiyor. Yani ben 2209A ya da 2209B'ye başvuran öğrencilerimize, kıymetli öğrencilerimize projenin amacını ve hedefini çok net anlaşılabilir bir şekilde belirtilmesini öneriyorum proje öneri formlarında. Bunun dışında kullanılacak yöntemlere, yani bir proje başvurusu yaptığınız anda o projenin gerçekleştirilmesi için hangi yöntemleri kullanacak olduğunuz çok önemli. Bunların proje metninde belirtilmesi gerekiyor. Bu konuyla alakalı daha önce yaptığınız çalışmalar olabilir, ön hazırlık çalışmaları olabilir, ön bulgularınız olabilir. Bu ön bulguları da mutlaka proje önerisinde belirtmenizde fayda var. Yani bir proje önerisi hazırladığınızda o konuyla alakalı herhangi bir ön çalışmanız varsa bu projenin değerlendirilme ve muhtemel kabul aşamalarında öğrencilerimize büyük kolaylık sağlayacaktır. Onun haricinde iş paketleri çok önemli. İş paketlerinin başarı ölçütlerinin belirlenmesi çok önemli ve risk yönetimi çok önemli. Yani bir proje yönetimi içerisinde projenin alt faaliyetlerini ifade eden, içeren iş paketlerini hazırlamamız gerekiyor. Bu iş paketlerinin sayısını çok arttırmamakta fayda var. Makul bir sayıda iş paketi hazırlayıp her iş paketi için başarı ölçütlerimizi net olarak ifade etmek gerekiyor. Yani bir tasarım gerçekleştirmeniz söz konusuysa ilgili iş paketinde o tasarımla örnek veriyorum makine mühendisliği açısından bir parça ya da bir montaj için işte emniyet katsayısı için bir hedef vermeniz gerekiyor. Emniyet katsayı 1.4 olacak, 1.6 olacak, 1.8 olacak. Bunu başarmaya çalışıyorum gibi ifadeler kullanmak gerekli. Bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliği, yazılım geliştirecek olan arkadaşlarımız için de geliştirmek istedikleri yazılımın
kendileri için başarı ölçütü olarak ifade edebilecek metrik, yani ölçülebilir değerleri net olarak belirtmelerinde fayda var. Proje faaliyetlerinde her zaman çeşitli risklerle karşılaşılabilir. Bu risklerin proje metni içerisinde öngörülmesi ve bu risklerle karşılaşıldığı durumda izlenilmesi gereken B planlarının ne olduğunu açık bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Bu konularda kapsamlı ve yeterli düzeyde bir bilgilendirme yapılırsa bu başvuruyu değerlendirecek olan uzmanlar için de önemli bir bilgi sağlanmış oluyor ve proje içerisinde yapılacaklar net bir şekilde anlaşılmış oluyor. Projemizin yaygın etkisini de çok net bir şekilde belirtmek gerekir. Yaygın etki dediğimizde bu akademik anlamda üretilecek olan çalışmalar olabilir. Yani öğrencilerimiz lisans ya da ön lisans seviyesinde de bildiri ya da makale hazırlayabilirler yaptıkları çalışmalardan elde ettiği sonuçlardan. Bunun dışında eğer 2209B projesinde sanayi problemini çözmeye yönelik bir hedefleri var ya da sanayide kullanılma potansiyeline sahip bir çıktı hedefleri var. Bunların kullanılması durumunda ya da o problemin çözülmesi durumunda nasıl bir katkı sağlayacağını net olarak ifade etmeleri yerinde olacaktır. Bu hususlara dikkat edilirse güzel bir proje hazırlığı ve sunumuyla başarıya ulaşabileceklerini ben düşünüyorum. Çok sağ olun hocam, çok teşekkürler. Bunlar çok değerli. Dediğiniz gibi yönetmelikler sabit, herkes aynı şeyi okuyor ama aynı yazıdan, aynı paragraftan herkes aynı şeyi anlamıyor. Sizin çalışmalarınız gibi tecrübeler bizler için çok değerli. Dediğiniz gibi mutlaka birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Mutlaka kaynaklar sınırsız değil. Ancak en doğru şekilde anlatmak, projeyi en doğru şekilde tanımlamak, uzmanların da en doğru şekilde anlaması ve uygun kanaati oluşturması için değerli olacaktır. Hocam şimdi arkadaşlarla siz çalıştınız. Mutlaka çok yorucu bir süreçtir. Yani bir yıl boyunca birçok dengeyi birlikte sağlamak, belki yorgunlukları ortadan kaldırmak gerekiyor. Ama dönem sonuna geldiğimizde, yani bir projeniz tamamlanmış, diğer proje de tamamlanmak üzere zaten. Şöyle bir baktığınızda kişi özellikleri açısından veya konu özellikleri açısından kimlerin başvurmasını daha çok tavsiye edersiniz veya kimlerin başvurması çok da kolay değil aslında, zorlamasalar daha iyi olur dersiniz? Nasıl kişi özellikleri veya konu özellikleri gerektiriyor sizce hocam 2209? Yani 2209 A ve B içinde sonuç olarak bir çıktı hedefiniz var. 2209 A'da bir araştırma kültürü edinmeye çalışıyorsunuz. Başlığı belli olan, hedefleri, amacı belli olan ve çıktısı da tanımlanmış bir proje içerisinde faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz. Bir proje disiplini içerisinde çalışmayı arzu eden tüm öğrencilerimize, ön lisans olabilir ya da lisans öğrencilerimiz olabilir, bu programlara başvurularını kesinlikle tavsiye ediyorum. Kişisel özellikler olarak bir takım çalışması içerisinde kendilerine yer bulabildiğini hisseden ve takım ekip üyeleriyle uyum içerisinde çalışabileceğine inanan arkadaşlarımızın bu projelerde daha başarılı olabildiğini gözlemliyoruz. Ekip çalışmalarında bu güncel hayatta da, günlük hayatta da söz konusu olabiliyor. Gerek özel sektörde, gerek öğrencilerimizin yapmış olduğu projelerde de ekip üyeleri arasında bazen farklı durumlar yaşanabiliyor. Yani bu belki ideale ulaşma anlamında bir yarış halinde olduklarından da kaynaklanabilir. Fakat bizim yani iki deneyimimizde de gözlemlediğimiz ekibin uyumlu olması durumunda arzu edilen, başlangıçta planlanan çalışmaların uyumlu bir şekilde yürütülebildiği ve hedeflere ulaşılabildiği. Ben araştırma yapma hevesi içerisinde olan bütün arkadaşlarımıza 2209A bir sanayi problemini çözme hedefi içerisinde olan bütün arkadaşlarımıza da 2209B'ye başvurmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten mühendislik eğitimi veriyoruz. Ön lisans eğitimi veren bölümlerimiz de var. Bu kapsamda mesleki hayatlarında zaten birçok farklı problemi çözme durumuyla karşı karşıya kalacak olan öğrencilerimizin her iki gruptaki projeyle de kendi mesleki hayatlarına önemli katkılar sağlayacaklarına, yani mesleki hayatlarında kullanabilecekleri önemli deneyimler kazanacaklarına inanıyorum. Bireysel de başvurulabiliyor. İlk başta da konuştuğumuz gibi bazı kişiler tek başlarına bir danışman eşliğinde proje yapmayı kendileri için daha uygun görebilirler, bazı öğrencilerimiz. TÜBİTAK'taki
mekanizmayla bu şekilde de bireysel başvurular da kabul ediliyor. Ama bazı öğrencilerimiz de ekip çalışmasına daha yatkın hissederler kendilerini, bu şekilde bir ekip oluşturarak devam edebilirler. Ve güzel bir, bir yıl süren, 12 ay süresi var dediğimiz gibi, danışman ve sanayi danışmanı eşliğinde mevcut okulda öğrenmiş oldukları bilgilerine ekstra katkılar sağlayabilirler diye düşünüyorum. Evet hocam, çok teşekkürler, çok sağ olun. Yavaş yavaş toparlarken hocam, şimdi arkadaşlarımızın da neler kazandığını mutlaka siz de takip etmişsinizdir. Şöyle bir basit bakıldığı zaman sanki proje disiplini yanında bir özgeçmişe doğru bir projeyi, güçlü bir projeyi, devlet tarafından da desteklenen bir projeyi, hem akademik altyapısı bulunan hem de sanayi karşılığı bulunan projeyi yapabilme becerisi çok ciddi bir katkı. Aynı zamanda bir maddi katkısı da var bildiğim kadarıyla 2209'un. Bunun özetler kapsamında şöyle bir değerlendirdiğinizde öğrencilerimiz bu projeden ne kazanıyorlar? Hem maddi, ya maddi tarafını tabii söylemek, hele ki bu yıl değişiyordur mutlaka, değerler de değişecektir, sayılar da değişecektir, ama maddi manevi sizce öğrencilerimiz ne kazandı bu projelerden? Tabii 2209 ve A ve B'nin farklı bütçeleri var. Birbirine yakın fakat farklı bütçeleri var. Bu tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi ulaşacağım. Her yıl değişiyor. Maddi kısmı proje faaliyetlerinin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan saf malzemeleri ve alet teçhizat, ekipman giderlerini karşılamak üzere kurgulanmış. Bu şekilde bir destek sağlanıyor. Bu maddi bölüm proje yürütücüsüne doğrudan yatırılıyor ve proje yürütücüsünün sorumluluğunda belgeli bir şekilde harcanarak TÜBİT'e raporlandırılıyor bütün harcamalar. Öğrencilerimizin proje sırasındaki gereksinimlerini, zaten proje metninde proje kapsamında nelere ihtiyaç olduğuna dair bölümleri doldurduklarında buna göre harcamalarını gerçekleştiriyorlar proje kapsamında. Bu aslında proje yürütücüsü için ve proje ekibi için kendilerine sağlanmış olan bir bütçeyi de bir sorumluluk içerisinde uygun şekilde değerlendirmeyi, kullanmayı, bu kültürü kendilerine sağlamış oluyor. Bir proje yürütme deneyimi ve proje içerisinde araştırmacı olarak çalışma deneyimini kazandırıyor. Ve bu projelerde özellikle 2209B projesinde sanayinin bir problemini çözmek ya da sanayide kullanılma potansiyeline sahip olan bir çiftliği hedeflemek şu açıdan da öğrencilerimiz için faydalı. Çalıştıkları sanayi kuruluşuna bir çıktı üretebiliyor ilerse bu kuruluşlarda istihdam edilme şansları da oluyor. Çünkü bu proje çalışmaları sırasında kendilerini sanayi danışmanı ve firmadaki ekiple sık bir şekilde temasta buluyorlar. Bu temaslar neticesinde kendilerini tanıtma ve potansiyel olarak o firmalarda istihdam şansı kazanma fırsatı yakalayabiliyorlar. Bu şekilde de bir faydası oluyor. Motivasyon açısından da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğrencilerimiz genellikle lisans ya da ön lisans düzeyindeki bütün öğrenciler için bu geçerli olabilir. Derslerde görmüş oldukları konuların sanayideki karşılıklarını hep merak ederler. Haklı olarak merak ederler. Bu projeleri yürütürken de aslında derslerde görmüş oldukları konuların gerçekten birebir sanayide karşılığının olduğunu görmeleri açıkçası aldıkları eğitimin de aslında ne kadar kıymetli ve gerekli olduğu konusunda bence onlar için önemli bir çıktı oluyor, önemli bir kazanım oluyor. Bu şekilde maddi kısmı işin proje ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurgulanmış ve manevi kısmı da arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin meslek hayatlarına geçmeden hemen önce araştırma bitirme projeleri kapsamındaki sanayi ile temas halindeki deneyimlerini arttırmış oluyor. Çok sağ olun hocam, çok teşekkürler. Özellikle zaman ayırdınız. Hem bu projelerle uğraşıyorsunuz, hem projelerle yoğun olarak çalışıyorsunuz. Biliyorum başka projelerle ilgili de çalışıyorsunuz. Bunların arasında bir de bizim için zaman ayırdınız. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istediğiniz, son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alayım hocam. Tabii ki 2209B projelerini başarıyla tamamlayan arkadaşlarımız eğer yüksek lisans yaparlarsa lisansüstü eğitimlerinde 2210D yurt içi sanayiye yönelik yüksek lisans burs programlarına da başvurabiliyorlar. Eğer 2209B'yi başarıyla tamamladı ise arkadaşlarımız bu 2210D programında da
başvurularında artı 3 puanlık bir ekstra kazanç sağlamış oluyorlar. Yani yüksek lisanslarında da yine sanayiye yönelik projeler önerebilirler. Eğer 22.09 B deneyimleri varsa ve başarıyla projeyi sonuçlandırdılar ise bu diğer başvurusu için de onlar için bir avantaj oluyor. Bu konuda dediğim gibi öğrencilerimizin daha önce de ifade etmeye çalıştığım gibi bulundukları bölümlerdeki akademisyenlerle temas halinde bulunmaları ve varsa bölüm içerisinde bu projelere aday olmaları sadece öğretim üyelerinin ya da bölümlerin bu projeleri sunmalarının yanı sıra kendilerinin de temasta olduğu firmaların, sanayi kuruluşlarının bu kapsama girebilecek problemlerini de bölümlerinde öneri olarak getirmelerini ben tavsiye ederim. Akademik hayatlarının mezuniyet öncesindeki aşamasında bir projeyle eğitimlerini tamamlamak kendileri için önemli bir kazanç sağlayacaktır. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi CV'lerinde de bir TÜBİTAK projesi içerisinde bulunmuş olmaları ve TÜBİTAK projesini tamamlamış olmaları onların proje deneyimlerinin olduğuna dair önemli bir kanıt olacaktır ve işe alımlarda ya da istihdamlarda kendilerini bir adım öne geçirebilecektir diye düşünüyorum. Başvuru yapacak olan arkadaşlarımızın 22.09A ve B başvuru metinlerini dikkatlice okumalarını tavsiye ediyorum. Bu yıl 2023 yılı içerisinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 17 adet amaç belirtilmişti. Bu konudaki projelere öncelik verildi. Yani her alandan proje kabul edildi ama sürdürülebilir kalkınma amaçları, bunların başvuru metinlerinde neler olduğunu rahatlıkla görebilir öğrencilerimiz. Bu konularda da proje önerilerinin daha öncelikli olarak değerlendirilebileceği konusunda ifadeler göreceklerdir. Sizin de belirttiğiniz gibi Ulaş Hocam, metinler çok anlaşılır, çok sade bir şekilde hazırlanmış ve uygulanacak yöntem, başvuru şartları, başvurunun nasıl yapılacağı, değerlendirmelerin nasıl yapılacağı, proje kabul edildikten sonraki aşamaların neler olduğu ve sorumluluklar, yükümlülükler gibi kısımları dikkatlice okumalarını ve bu projeler için başvuru konusunda hevesli olmalarını öğrencilerimize tavsiye ediyorum. Çok sağ olun hocam, çok teşekkürler. Dediğiniz gibi bizler bu yönde yoğun çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda TÜBİTAK'ta da ve diğer kurumlardan da, diğer kuruluşlardan da bu tür ARGE projelerini, araştırma projelerini destekleyici programlar geliyor, çalışmalar geliyor. Ben söylediklerinizden özetle şunu da ekleyeyim. Bu video tabii ki bütün YouTube'a, bütün internete yayılmış olacak. Bu nedenle sadece bizim öğrencilerimiz izlemeyecekler. Bizim dışımızda başka üniversitelerden öğrenciler de izleyecekler. Öncelikle diyelim 9 Eylül Üniversitesi'nin başta makine mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümleri olmak üzere kendi bölümlerinizdeki akademisyenlerle bir araya gelirseniz, akademisyenlerinize, hocalarınıza, proje fikirlerinizle giderseniz veya en azından bu konudaki heyecanınızı belirtirseniz veya TÜBİTAK'ın 22.09 ile ilgili A ve veya B kategorileriyle ilgili notlarını inceleyecek olursanız sizler de kendi üniversitelerinizden başvurabilirsiniz. Özellikle 9 Eylül Üniversitesi için biz bir araştırma üniversitesiyiz ve bunun hem katkısı hem de sorumluluğu gereği bu tür destekleri hem başvuruyor olmamız gerekiyor hem bu desteklerden faydalanıyor olmamız gerekiyor. Madem böyle bir avantajımız var, bir araştırma üniversitesiyiz, öyleyse bu tür fırsatları da bizim takip ediyor ve bunlardan faydalanıyor olmamız gerekiyor ve özellikle sizin gibi hocalarımızla biz bu tecrübeden faydalanıyoruz. Üstüne de umuyorum ki kendimiz de bu projeleri yapıyor oluruz, başvuruyor oluruz. Hocam çok teşekkürler tekrar zaman ayırdığınız için bunun ortasında. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Ulaş Hocam. 22.09 AVB için bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin sizin de belirttiği gibi öncelikle 9 Eylül Üniversitesi mensup olduğumuz öğretim kurumu ama Türkiye'deki bütün üniversitelerden bu programlara aslında yoğun başvurular olduğunu da biliyorum. Oldukça fazla sayıda başvuru oluyor. Giderek artmasını ben de diliyorum. Ve evet, öğrencilerimizin de çok yararlanacaklarından eminim. Ayrıca başka programlar da var. Yani TÜBİTAK 22.09 AB dışında Lift Up projeleri var. Ve farklı destek mekanizmaları da var. Öğrencilerimizin bu konuda da girişimcilik konusunda da
hevesli olmalarını ben diliyorum. Teknoloji transfer ofisleri bünyesinde BİK programları var. İlişkili olduğu için ifade etmek istedim. TEDEP tarafından desteklenen 1512 projeleri bireysel girişimcileri destekliyor. Bunların bütçeleri de oldukça artırıldı. Şu anda bağlı bulundukları öğretim kurumunun bir teknoloji transfer ofisi aracılığıyla bireysel girişimcilik için ilk adımı atabilirler, orada eğitimleri alabilirler. Daha sonrasında bir proje önerileri varsa, bir fikirleri varsa bireysel girişimcilik anlamında bunları bir 1512 projesine dönüştürebilirler. 2023 yılında bireysel girişimcilik için 900 bin TL'lik bir bütçe oluşturuldu, hibe şeklinde. Bu ikinci aşaması olarak ifade ediliyor 1512 projeleri. Eğer bu kapsamda proje önerilerini gerçekleştirip, şirket kurumlarını gerçekleştirip projelerini sonuçlandırırlarsa daha sonra üçüncü aşama dediğimiz TEDEP'in diğer programlarına başvurup daha yüksek bütçeli projelerle girişimcilik ekosistemine dahil olabilirler. Yani bunu ifade etmemin sebebi şu, 2209A ve 2209B projelerinde bir proje yürütme deneyimi, proje kapsamında faaliyet gerçekleştirme deneyimi kazanan öğrencilerimiz diğer programlarda da kendilerini daha hızlı bir şekilde ilerletebilirler ve gerek bireysel girişimcilik anlamında gerek endüstrideki kariyerleri anlamında önemli kazanımlar sağlayabilirler. Evet hocam, çok teşekkürler, çok sağ olun. Aslında sizin de belirttiğiniz gibi önemli olan fikir, önemli olan bunun için disiplinli çalışma, düzenli bir hazırlık yapma. Yoksa gerek devlet kurumlarından, gerek devlet tarafından desteklenen özel kurumlardan veya doğrudan endüstriden kaynak bulmak çok kolay. Özellikle maddi kaynak bulmak en kolayı. Özellikle fikri geliştirdikten sonra, fikri somut bir hale, planlı bir hale getirdikten sonra destek bulmak Türkiye'de çok kolay. Özellikle maddi destek bulmak çok kolay. Bununla ilgili de dediğiniz gibi hem teknoloji transfer ofisleri hem de üniversitenin kendi kurumları mutlaka destekleyici oluyorlar, bilgilendirici oluyorlar. Çok sağ olun hocam, çok teşekkürler. Bugün 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği YouTube kanalında Zeki Kral hocamızı, Profesör Doktor Zeki Kral hocamızı misafir ettik. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Yaklaşık olarak ayda 2 videoyla biz yayınlarımıza devam ediyoruz. Zeki hocamla yaptığımız videodan sonra bir canlı yayınımız daha olacak. Bir mezunumuzun projesiyle ilgili sohbet ediyor olacağız. Bu yayınlarda da tekrar görüşmek üzere. Bunun için de hem YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz, hem de diğer sosyal medya hesaplarımızdan duyurularımızı inceleyebilirsiniz. Çok teşekkürler hocam. Tekrar görüşmek üzere herkese. Görüşmek üzere hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun.